Bu ara en çok karşılaştığımız problemlerden biri sanırım şu denemelerdeki hız problemi, yetiştirememe problemi. Şimdi arkadaşlar ben de bunu ele alacağım. Bunda bilmemiz gereken şu var. Çözdüğümüz soru sayısıyla alakalı olarak hızımız değişir. Yani 5000 soru çözen insanla 10.000 soru, 15.000 soru çözen insanın hızı farklı olur. O sorulara aşinalık olur. Ya da çözdüğümüz deneme sayısıyla da çok alakalı. Ne kadar çok deneme çözersek o kadar hızlanırız. Bugün ben ama deneme sırasında birkaç ne yapabiliriz ona bakacağız. Deneme sırasında yaptıklarımızda nasıl daha hızlanabiliriz? Biraz bunu ele alacağım. Şimdi arkadaşlar, deneme sırasında bir soruyu eğer çözemediysek, mesela 5 dakika boyunca bir matematik sorusuyla uğraşmak yerine o soruya 2 dakika verip baktık olmuyor. Yani soruyu okuduk, anladık, çözmeye çalıştık ama cevabı bulamıyoruz ya da işte fen dersinde hatırlayamadık. Bizim bu soruları geçmemiz lazım. Boş bırakıp geçebilmeliyiz. Bu aslında bazı durumlara göre zor. Neden? İşte sen orayı boş bıraktın, aklında kalabilir. Ya da bitirdiğin zaman ne olacak? Geride boşların var. Ama burada arkadaşlar, geri döndüğümüzdeki bakışımız çok daha rahat. Yani biz yapamadığımız soruları boş bırakıp geçersek, ileride döndüğümüzde daha hızlı çözebiliriz. Bu da bize vakit kazandırır. Yoksa her bir soruyla cebelleşmek, her bir soruyla çok uğraşmak bize vakit kaybediyor. Ve biz vakit problemi yaşıyorsak, kesinlikle çözemediysek bir soruyu, 1-2 dakika verdik, çözemedik, baktık, okuduk, uğraştık, çözemedik, geçmeliyiz. Geçerken de geride işaretler bırakabiliriz. Mesela ben normal halka içerisinde aldıysam, diyelim 32. soru, 32'yi halka içerisinde alıyorum ve bu tamamıyla boş anlamına geliyordu benim için. Altına P harfi yazdıysam bu soru biraz problemli. Mesela bir tane şıkkı işaretledim ama başka şık da olabilir. Bu soru biraz problemli. Buna geri dön anlamında yapıyordum. D harfi doğrula. Mesela bir cevabı buldum ama tersten giderek o cevabı doğrulayabilir miyim? Matematik için daha çok böyleydi. Bu şekilde harflendirmeler, isimlendirmeler yapıyordum. Siz de böyle kendinize bir alfabe oluşturabilirsiniz. Denemi çözerken soruları işaretleyerek geri döndüğünüzde de hızlanabilirsiniz. Şimdi ben sınavdayken arkadaşlar 25 dakika falan erken bitirmiştim. TET sınavında, gerçi 2018 YKS'de. TET'sini 25 dakika erken bitirdim. Ve 25 dakika erken bitirdiğimde benim 6-7 tane sorum boştu. Yani 3-4 tane Türkçeden vardı, 2-3 tane matematikten vardı. Sosyal feni tam hatırlamıyorum. Şimdi bu şu demek aslında. Bir bakıma düşündüğünüzde Allah senin sınavın bitti, daha 6 tane boşum var, 6 tane yapamadığım var falan. Ama ben bunu düşünmek yerine dedim ki ya benim 25 dakikam var, bunlara odaklanabilirim. Çünkü ben daha önceki denemelerde de boşlar bırakıyordum ve geri döndüğümde yapabiliyordum. Aynı şekilde siz şu boş bırakırsam acaba hani netim düşük gelecek probleminden çıkıp o artan süremizde geri dönmeyi yapabilmemiz lazım. Ben üniversite sınavında böyle yapmıştım. Gayet de güzel olmuştu. Çünkü bir soruyla 2-3 kere uğraştığınız zaman daha iyi sonuç elde ettiğimiz anlamına gelmiyor. Hatta hata oranımız da artıyor. Mesela Türkçe'de bir paragrafı bir kez okurdum. Diyelim anlamadım. İkinci kez okurdum ama üçüncü kez okumazdım. Zaten bir iki kez okumuşsun, anlamamışsın, bir problem yaşamışsın, süren gitmiş. Gerek yok. Onun yerine boş bırakırdım. Diğer soruya geçerdim. Ama siz 3-4 kez okuduğunuz zaman da buna alışırsınız ve alıştıkça da çözdüğünüz süre uzar. Onun yerine boş bırakıp sonrasında geriye dönmek daha mantıklı arkadaşlar. Yani size önerim soruları çözerken işaretlendirmeler yapmanız ve boş bırakabilmeniz. Yani biraz zor ama bence boş bırakabilirsiniz. Bu sadece bir öneri arkadaşlar. Hız problemi anında çözülebilecek bir şey değil. Ama bunu uygulamanızı öneririm. Bakın bir böyle deneyin. Bir iki denemede bunu deneyin. Fark edersiniz zaten hızlandığınızı. Arkadaşlar bunun dışında birkaç öneri daha diğer videolarda aktarırız. Ama denemeyi çözerken işaretlendirip boş bırakabilmelisiniz. Arkadaşlar hepiniz hoşça kalın. İyi çalışmalar diyorum. İnşallah netleriniz de artar gittikçe.